Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz benimle oynamak alanına. Bir güne yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz alça herhalde olması lazım. 24. kapıdan çıktı, yani bir 3 soru işareti advent kalenderinden çıktı arkadaşlar. Arkadaşımız da bugün bunu kazacak. Bakalım içinden ne çıkacak, ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi işte bakalım bu alçının içinden acaba ne çıkacak? Yorum atın arkadaşlar, yazın ne çıkacak diye. Çok merak ediyorum çünkü ben de. Önce bunu kazmadan önce bunu birazcık bir suyun içinde, yani yarım saat yaklaşık suyun içinde bırakmamız lazım. Ondan sonra kazmaya hazır olur bu. Çünkü suyun içine koymadan kazmaya kalkışırsanız çok sert, yani kazamazsınız, öyle diyeyim size. O yüzden yarım saat bekleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra kazabiliriz. Şimdi yarım saat geçti. Bilirsiniz bizde yarım saat 2 saniye oluyor. Şimdi bu alçımızı bir alalım. Şimdi bu elimizdeki aletle bir başlayalım kazmaya arkadaşlar. Dediğim gibi çok merak ediyorum acaba içinde ne çıkacak. Ne çıkar arkadaşlar? Yorum atın, söyleyin bana. Acaba ne çıkar? Ben de çok merak ediyorum şimdi. Para çıksın daha iyi olur. Böyle bir 100 TL çıksa iyi olmaz mı arkadaşlar? Çamur gibi oldu resmen. Herhalde orada bir şey görüyorum, yanlış görmüyorsam. Çünkü çok sert. Altı mı çıkacak yoksa arkadaşlar? Birazcık daha sertse arkadaşlar yine içine koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi herhalde hakikaten de altın arkadaşlar. Resmen altın çıkıyor. Önce birazcık daha kazalım. Evet arkadaşlar, ve resmen de altın çıktı içinden. Ama bu ne altını? Kedi altını mı yoksa? Gördüğünüz gibi işte bu çıktı resmen içinden. Kedi altını deniyormuş buna. Bunu da işte temizleyebilirsiniz ondan sonra, hani tabii ki daha ortaya çıksın diye görünüşü. Ama tabii ki de esas değil arkadaşlar, yani gerçek değil, şimdiden söyleyeyim size. Yoksa kuyumcuya falan kalkıp da gitmeyin. İşte bu 24. kapıdan o alçı çıktı. O alçının içini de kazmamız lazımdı. Kazdıktan sonra da işte bu kedi altını çıktı. Buna resmen kedi altını deniyorlar arkadaşlar. Umarım da hoşunuza gitmiştir. Bu arada da abone olmadıysanız abone olun. Çok sevinirim yorumda atmak isterseniz. Tabii ki de yorum atabilirsiniz arkadaşlar. İşte altını, bu kedi altını tanıyorsunuz mu arkadaşlar? Çünkü ben tanımıyorum. İlk defa duydum ben de bu kedi altınını. Yani kedi altından nasıl bir taş, ben de bilmek isterim yani. Yorum atın bilirseniz. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir dahaki sefere ve görüşmek üzere.